Bir iddia daha var. 5G ile virüsün mutasyona uğratıldığı. Wuhan 5G'nin merkezidir. Dev şeyler var. Tamam. Aynı zamanda teknolojinin hem, de tabii. Hem biyolojik savaş laboratuvarı var. Virüsün mutasyona uğratıldı. Hem de 5G var. 5G'nin düşük frekansları virüse 5G ile yapmaya çalıştıkları şey şimdi canlı hayvanları taklit ediyorlar ya. Evet. Canlı hayvanları uzaktan yönetmeyi deniyorlar. Can mesela çekirge şimdi 400 milyar çekirge Çin'e İstina, gidiyor diye evet. bir haberi var. Siz de mi paylaşmışsınız? Evet. Çekirge üzerinde tamam. çekirgenin anteni koku ve yön bulmayı sağlıyor. Hı hı. Amerika'da yapılan bir araştırmada çekirgeler deniz üstünden gitmiyor. Polarize ışık yayıyor. Ama tarlalar dağınık ışık yayıyor. Böylece deniz üstünden gittiğinde bir süre sonra mecasız gelip hop denize hepsi gidecek. Onu biliyorlar. Tarlalar üstünden gidiyorlar. Ve çalıştıkları şey 5G ile hayvanları drone olarak Gönlüm, kullanabilir tabii. miyiz? Mesela şimdi yine yapılan bir İsrail'de yapılan bir çalışmada Seabok haline getiriyorlar. Çekirgeleri. Çekirgeye çip takıyorlar. Çekirge şeyi buluyor. Bombaları buluyor. Ve bu medyada düşen bir haber. Şimdi buna benzer çok fazla hayvanlar üzerinde çalışmalar var. Bu işte 5G silah olarak kullanılacak. Çünkü çok ayrı ve uzun bir konu. Nasıl olduğunu detaylarını başka bir programda anlatırım ben. Ve bir virüsle de ilişkilendiriyorum bu 5G olayını. Deney yaparken onu da kullanıyorum. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ne yapacak? Burada ilişiyoruz şeyle herkesle. Ne yapacak? Şimdi ne herkes yapmalı ne yaptığını yoksa... anlatıyor ya. Tamam. Ben de ne yapacağını söylüyorum. O aklı tanıdığım hı hı. için Dünya Sağlık Örgütü tüm dünya hükümetlerini toplayacak. Birleşmiş Milletler'de. Tehdidi görecek. Tehdit. Evet. Dünyaya, global tehdit. Tehdidi yapıyor şu an. Tabii. Uyarıyoruz dünya hükümetlerini diyor. Hadi gelin birleşelim biraz bütçe ayırın. Tabii birleşecek. Sonra hangi bir, kart çıkacak? Bütçe ayırın. İki, virüsten kurtulmanın yolu tüm işlemlerimizde robot teknolojisini kullanmamız. Hı. Yani iş yerinde robotları yayalım. Alışveriş merkezlerinde filan daha çok şartlar getirecek. Nasıl ki emisyon azaltmayı getiriyor ısınma için. Toplumsal alanda da kalabalık yerlerde daha çok robotlara evredelim diyecek. Dijital para. Üç, bu noktada mümkün olduğu kadar kağıt para cepten cebe falan elden ele taşınıyor. Doğru gerçeklik payı da var. Yani hakikaten tabii, öyle. Gerçekten şey, mikropiyası. Diyecek ki evet. kripto paraya geçiş sürecinde böyle de bakmamız lazım diyecek. Direkt geçiyoruz demeyecek. Altyapı hazırlayacak. Dört, artık gelişen bu tehditlerden kötü niyetli laboratuvarda çalışan bilim adamlarından hareketle biz dünya insanını koruma altına almamız için efendim bir çip geliştirmemiz lazım. İnsanın tüm sağlığını garanti edecek, deri altına takacak. Bunun için de Avustralya 2016'da sizi sağlıklı ve üstün insanız yapıyoruz diyerek tüm vatandaşlarına çip kampanyası başlatmıştı. Tüm dünya hükümetleri bu kampanyayı başlatsın diyecek. Aha iddia diyorum. Belçika'da başlatmıştı. Evet. Ve biyometrik çipi başlatsın diyecek. Şimdi hepsi mantıklı neden değil mi? Ama, çünkü ilk dalga korku psikolojisi yayıldıyız. Demin hazırlandı şimdi, siz bu, sağlık bu anlatılan şeye neye karşı çıkıyorsun dediğinde bana virüsten ölelim mi? Hayır. İşte evet. Ama yani. İşte bize bunu önümüze koyan tehdidi de oluşturan akıl aynı problem tehditin o. Tehditin bir bölümünde şöyle de bakın. Şimdi bir tehdit oluşturuldu. Tamam. Tehdit 2500 kişiyle yapıldı. Tüm dünya 2500 kişi öldü diye büyük evet. bir tehdit. Hı hı. Yalnızca Türkiye'de 8 bin kişi mevsimsel krizden ölüyor. 8 bin. Aslında. 2500. Bak şimdi olay şöyle devam ediyor. Herhangi birisine bir çip taktırabilmen için adamın kredisini kullanmayacak. Sen buraya giremezsin diyecek adam. Çipin varsa biz hemen okuyacağız. Siz de o servisten veyahut da o neyse devletin vermiş olduğu bir yapıdan yararlanmak için o çipi taktırmak zorunda kalacaksınız. Şimdi bak Abdullah bir şey göstereceğim. 31 Ocak. Ne demişim oldu? Ki çekirge tehditine dikkat edin. Evet. 31 tamam, Ocak'ta evet. söylemişiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Çin'e gelecek tehditlerden bir tanesi bu ya. Hı. Hani Çin'e. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi kıtlığın olması lazım. Bir de kavganın büyük olması lazım. Kavga büyük değil şu anda. Bütün Wuhan şehrini 60 milyonluk çok büyük bir şehir olabilir ama Wuhan şehrini karantinaya aldınız. Ama kavga yok. Kavgayı nasıl oluşturacaksınız? Tek bir sebep kalıyor. Ne? Açlık. Açlık en büyük tehdit.
Eğer açlığı bakın. Şimdi İdlib'de mesela Rusya'nın yapmış olduğu herhangi bir operasyondan dolayı bir göç dalgası geliyor değil mi? Türkiye'nin en büyük mücadelesi o göç dalgasına karşı. Çünkü artık yeter. Hmm. Şimdi bu göç dalgası bizi ne kadar rahatsız etti? Bir tane hani bölgesel bir savaş ya bölgesel bir açlık. Ne olacak şimdi? O zaman millet bu şimdi... Şunu analiz etmemiz lazım. Rusya Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ettiğini nerede anlıyoruz? İdlib'de zaten çok net anladık. Birlikte hareket ediyorlar. Türkiye'de işte tazı şey tavşan meselesi. Aynı Rusya'nın en büyük rakibi Asya'da aslında Çin. Çünkü Çin'in bir yıl nüfusu var. Tamam. Ve yukarıya kuzeye doğru baktığında Rusya'nın stepleri değil mi? Yani açlığını şimdi bakın bir rakam söyleyeyim size şeyler. Çok hızlı atlıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri sor o zaman ben çünkü kafamda tamam. Hepsi şey olduğu için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin ne alır? Biliyor musun Abdullah? En çok ihtiyacı ne? Gıda. Gıda. Kimin gıdası biliyor musun? Kimin? Kümes hayvanları için. Kümes hayvanlarının küspesi yani bahsettiğimiz mısır. Ve işte o kümes hayvanlarının yediği malzeme. Tamam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben de size diyor eğer sen öyle yaparsan Çin'de diyor ki ben de sana diyor kota koyacağım. Nerede koyacağım? İşte senin diyor çiftçinin diyor bana vermiş olduğu küspelerden hayvanlara vereceğin yemlerden. Bu sefer ne olur biliyor musun? Ne olur? Çin'de açlık başlar. Koysun bakalım diyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu açlığı organize ederse bu akıl. Dünyanın en büyük savaşını görürsünüz. Millet birbirini yer. Bu büyük bir korku Abdullah. Tabii. Yani yapabilecek, yani adama şunu söylüyorsun. Çip tak, bilmem ne tak filan ama bunlar hani çok hızlı gelebilecek bir operasyondan önce bir savaşın, büyük bir yıkımın gelmesi gerektiğine inanıyorum ben. Katılıyor musun, katılmıyor musun? Katılıyorum. Evet. Bu ne olabilecek bu yıkım? Fiziki bir savaştan bahsediyoruz o zaman. Şöyle bir savaş değil. Mesela hani atom bombasından örnek verdin ya ilk giriş girizde. O dönem atom bombası atılması lazımdı. Çünkü virüsü kontrol edemediler. Bakın bütün kayıtlar bende. Amerika Birleşik Devletleri'nin biyolojik silah programı. Bu kayıtlarda biyolojik silahın acaba geri dönüp bizi de vurabilirliğini ölçemiyorlardı o dönem için. Onun için bir güç ve bir medyatik bir harekete ihtiyaç vardı. Dediler ki bir atom bombası atalım iki tane yeri. Unutmayalım ki atom bombası İki koldan atılan... çalışıyorlarmış ama bir biyolojik iki... bir savaş. Bir ya önce tabii çalışıyor. Bu program 1918'de başlamış. Tamam. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Hiroşima'ya hem Nagasaki'ye atmış olduğu bombadan önce her gün Japonya bombalanıyordu. Biliyorsun değil mi Abdullah? Her gün Amerikan... Uçakları devamlı 136 uçak her gün Japonya'yı bombalıyorlar. İki yeri bombalamadılar. Birisi Hiroşima, birisi Nagasaki. Niye biliyor musunuz? Atom bombasının gücünü ölçmek için. Yani öyle bir yıkım yaptık ki zaten biz. Zaten hasar görmüş olsaydı bu öyle bir yıkım. Yani bugünkü koronavirüsünün ardında yatan bütün medyatik akıl o gün de onu kullandı. Bunu atlamamamız lazım. O zaman Japonlar diyor ki biz dünyanın ikinci ekonomisi olduk, yıkım yaşadık. Çin'i de uyardılar. Bak siz de ikinci büyük ekonomisi oluyorsunuz. İlk uyarıyı nasıl yaptılar? Huawei krizini mi? Hayır. Yani Japonların Çin'le olan görüşmelerinde kayıtlarda bunu söylüyorlar. İkinci büyük ekonomi olmanın bir faturası var. Biz bunu ödedik, siz de dikkatli olun şeklinde. Şimdi deneye devam ediyorum. Buyurun. Dünya Sağlık Teşkilatı böyle toplanacak falan dedik. Burada Çin laboratuvar alanı, Çin'deki muhalifler temizlenecek bu süreçte. Öyle düşünüyorum. Çünkü ne dedik? 60 yaş üstünü öldürüyor. Çok niye? Güzel. Bravo. Çok sevdim. Niye? Çünkü 60 yaş üstü tarihine, dinine, geleneklerine, kültürüne sahip insanlar. Onlar yaşatıyor geleneği ve göreneği. Aşağıdan gelen nesil, dijital nesil, sanal gençlik. İdolleri yani dijital işte. Dünya geçişte bir anlamda hani bizim söylemimiz ayak bağı olacak. Tabii şimdi çocuk dedesinden besleniyor, babasından besleniyor filan. Yaşlılar gittiğinde köprü gidiyor. Evet. Tarihle bağ, Nuh tufanı dediğim olay böyle bir şey zaten. Şimdi ayrıca Çin'de
Demin hocam beşe bölünecek iki Çin var dedi ya. Bir hanedanlıktan gelen bir gelenek var. İşte bunların da önemli kişilerin götürüleceğini düşünüyorum. Yani Çin'in o eski Han hanedanlığından gelen geleneksel insanların bu süreçte Komünist Parti'ye görevlerden geriye itileceğini düşünüyorum. Birinci hamle Mao ile yapıldı. Milliyetçi Çin gitti oraya Tayvan'a. Şimdi ikinci hamle bu. İkinci hamlede tam kontrolü sağlayacaklar. Çünkü bir öyle Çin battı bitti. Bir sonrakinde onu alacağım ekonomik yönünü. Battı mı bitti mi hakikaten. Bu arada bir takipçim bir oyun attı. Bu oyunu ben biliyorum. Ne oyunu? Okunuşuyla söyleyeyim. Plague oyunun adı. Plague. Ne bu oyunda hocam? Bilgisayar oyunu. Sen bir virüs üret. Sonra bu virüsü mutasyona uğrat. Sonra hangi ülkeyi saldıracaksan onu saldır diyor oyunda. Zaten yani bir sistem bir şeye karar verdiğinde filmlerle, oyunlarla, kitaplarla hazırlıyor önce mu? Bunu hazırlar. Bak ben ne dedim? Sürpriz oldu mu dediniz bana? Hayır olmadı dedim. Çünkü 200'e yakın tweet atmışım biyolojik şeyle ilgili. Bekliyorduk yani biz bu anlamda. Dolayısıyla Çin'deki olayın benim nazarımda Amerikan saldırısından daha çok bunun 5G endeksli blockchain tabanlı dijital dünya düzenine geçişte bir deney olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bende ihtimal bu yönde daha fazla. Şimdi olayın ekonomik yönü ve nasıl etkileyeceğine mi girelim? Onu reklamlardan sonra bir sonraki tamam. Dönem girelim. Evet. Şöyle yapalım Allah'la. Yani öyle analizler yapalım ki tutar tutmaz İpek ama gelecekle ilgili işte o bir sonraki şeyler gibi. Yapalım. Evet. Analizler yapalım. Buyurun. Yani buradaki olay 21. yüzyıldaki dünya düzeni dijital dünya düzeni. Yani artık topraktan çok zihin istilası. Çünkü insanlar eğer eski programlara ne diyorduk? Bu insanların niyeti Allah yarattı dünyayı biz teslim alacağız. Yani teslimi nasıl alacak? Üretimi ve doğumu kontrol ederek. Üretimde de seyircilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Bugünlerde indigo çocuk, kristal çocuk falan diyorlar. Arkadaşlar daha henüz üretilen bir insan yok. Bir DNA kromozomunda 25 bin civarında gen var. Bu önümüzdeki 30 yıl önce 100 bin var sayılıyordu. Sonra 60 bine düşürüldü. Sonra 48 bin. Şimdi de 20-25 bin arası gen var diyorlar. Daha insanlığın tespit ettiği 3-5 tane genin ne işe yaradığı, diyabet falan. Dolayısıyla öyle ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Bu indigo çocuk, kristal çocuk bu biraz hayal ürünü. Allah DNA'da insanları şifrelemiş kodunu. Bizim bilgisayar yazılımı geliştiriyoruz ya. O zaten DNA'nın taklididir, kopyasıdır. Evet bazı şifreler çözüldü. Ama şu an için insan üretilecek noktada değiller. Çin'de mesela... Bununla ilgili denemeler olmadı mı? Denemeler var. Sadece biz geçmişte anlatıyoruz ama bunlar bir deneme. Şimdi yok 1970'ten beri bunlar var, üretildi filan. Bizde ekibi Atakan da öyle bir çocuk filan diyorlar. Bunlar saçma sapan şeyler. Ya hiç ismi yani, bile almayalım tabii, diyorum üstün, ben. Üstün, yani, çocuğa zarar veriyor. Dünyada bakın dünyada 9 yaşında üniversiteyi bitiren çocuk var. 9 yaşında. Daha yeni. Dünyanın en yüksek IQ olan insanları şöyle bir taradığımda ben... Kimmiş bu en yüksek, en zeki dediğinde o kadar çok çocuk var ki. Şimdi peki bu niye şimdi çıktı? Ya sosyal medya yeni çıktı. Haberimiz oluyor yeni. Eğer sosyal medya olmasaydı bu çocuğu nereden tanıyacaktı Türkiye? Ve şu an Türkiye'de çok fazla zeki çocuk var. Benim geçmişte üstün zekalılar deneyi var Türkiye'de. Bir başkanıyla biraz sohbet etmiştik. Çok fazla bizim Türk insanında bireysel zeki çocuklar var.